Bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar. Bütçe ne biliyor musunuz? Dar gelirlinin cebindeki parayla gidip 3 ekmek yerine 5 ekmek için halk ekmek büfelerinin önünde kuyruğa girendir. Bütçenin özeti. Gitsin ona baksınlar. Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alır. Öncelikle Sefaköy daha doğrusu aslında İncirli Sefaköy Beylikdüzü hattından bahsetmek gerekir. Ben 30 e, iki yıla, 33 yıla yakındır o bölgede yaşayan birisi olarak bu hattın Beylik Beylikdüzü ve civarındaki yani büyük çekmece Beylikdüzü, Esenyurt, yurt, hatta Başakşehir'in bir bölümü yani Bahçeşehir bir bölümünü bile ilgilendiren avcılar, küçük çekmece nüfusunu yoğun bir biçimde ilgilendiren bu hatla ilgili ilk vade hatırlıyorum. 2003'ün Aralık ayı falan. Niye? 2004'te yerel seçim var ve bu vaadi atsınlar AK Parti arşivlerinde görsünler. O halka hemen seçimden sonra başlıyoruz diye vermiş bir AK Parti hükümetinden bahsediyorum. AK Parti yerel yöneticilerinden bahsedeyim. 2004 bakın aradan neredeyse 18 sene geçmiş 18 sene ve o bölgede sanıyorum 18 sene önce belki bu getirecekleri nüfus bir buçuk milyonken şu anda orada etki altında bulunan nüfus 3,5 milyon ve bu hatta e, başlanamamış. E, biz gelir gelmez çok öncelikli bir hat olarak bu işi ele aldık. Yani süreci hem e, proje olarak ele aldık, hem e, fizibilitesini güçlendirdik. E, aynı zamanda e, bunun finansmanını ele aldık. Hem nasıl yapılabileceği en optimum kamulaştırmasız ve hatta Mahmut Bey Esenyurt hattıyla nasıl e, ilişkilendirilir, daha verimli hale gelir gibi bütün fizibilite çalışmalarımızı e, bitirdik. Ve bu konuda hatta biz e, bir ön protokol yaptık. E, İBRD ile bir ön protokol yaptık. Yani finansmanını sağlama yönünde ön protokol yaptık. E, ve ardından bu sürecin e, projelerini tamamlayıp, Ankara'daki bütün kurum ve kuruluşlarla irtibata geçti arkadaşlar. Yani bu yaklaşık 9 aylık 10 aylık bir ilişki. Yani bugüne dair bir ilişki değil. Buradan masada nasıl bekletildiğini, nasıl kenara itildiğini ifade etmeyeceğim. Yani çünkü bugün o masalarda oturan insanlar ne yazık ki dün Büyükşehir'de bazı masalarda oturan insanlardı. O tarafına girmeyeceğim ama kişisel ihtirası Kişisel e, kıskançlığı yani İstanbul'a dair kıskançlığı olan bazı insanların bir hizmeti engelleme yönünde yaptığı e, kötülüğün bundan daha somut bir örneği olamaz. Bakın yaptığı kötülüğün bundan, bunun içinde sayın bakanı kastediyorum, başka yöneticileri de kastediyorum e, ve e, yaklaşık e, küçük çekmece avcılar, beylikdüzü düzi, e, büyük çekmece. Esenyurt. Yani bunları üst üste koyduğunuzda dediğim gibi 3,5 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz. Ee, İstanbul'da yaklaşık 4 kişiden, yaklaşık 4 kişiden birinden bahsediyoruz. Etkileneceği alandan bahsediyoruz. Ve o, o bölümdeki büyük trafik sıkışıklığından ve İstanbul batısına Başakşehir'i de kattığımızda İstanbul'un batısına ilk metroyu da biz başlattık Mahmut Bey. Esenyurt hattı. Bu da önemli ikinci metrosu. Ee, bu konuda e, ihmal edilen e, bu alana dair e, bu sürecin e, işletilmemesi, e, onay verilmemesi, yatırım planına alınmaması İstanbul halkına ihanettir, kötülüktür. Ben buradan e, en üst e, tonda çağrımı ve uyarımı yapıyorum. E, İstanbul halkına ihanet eden yöneticileri e, tek tek deşifre ederiz. Kim olursa en tepesinden en altına kadar kim olursa bana borçlanma, bütçe vesaire safsatalarını açmasınlar. Bunu kim onaylamadı, niçin onaylamadı onun cevabını versinler. Aynen bakın aynen ta 2020'de ta 2020'de mecliste oy birliğiyle tiyatro mu yaptılar onu da merak ediyorum. Yani tiyatro yaptılar İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde. İstanbul'dan gitsin Ankara'da nasılsa onaylamayız diyen akla yani otobüs alım onayına nasıl oy birliğiyle El kaldırdılar ya aynı şekilde bunda da tiyatro oynamaya kalkmasınlar bütçeye ona buna gönderme yaparak. Bakın milyon kilometreyi aşmış metrobüslerle ilgili şu anda ne olurdu biliyor musunuz? Çoktan bakın çoktan bu imzalansaydı ben Sayın Cumhurbaşkanı'na e, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinin yanında sordum. Efendim bunu niye imzalamıyorsunuz? Bizim buna ihtiyacımız var İmzalarız. konuşuruz aldığım cümle cevap bu. Yanımda insanlar vardı ve e, o günden bugüne rahmetli Topbaş'ın cenazesinde söyledim ben bunları. Bakınız bütün bu ilişkileri siyasi hırsla ve itirazla yönetenler ne yaptı? Bugün milyon kilometreye aşmış otobüslerin yerine 300 tane cıvıl cıvıl tertemiz otobüs hizmet ederdi. Çoktan çünkü bunun e, ihalesi alımı. E, ...teslimi yaklaşık bir, bir buçuk sene. Ya meclisten çıkalı zaten bir buçuk sene oldu. Meclisten çıkalı bir buçuk sene oldu. Kime... E, ...cezalandırıyorsunuz? Ekrem İmamoğlu'nu değil ki. Ben ancak güzelsiniz Beni değil. 16 milyon İstanbulluyu cezalandırıyorsunuz. İçinde AK Partilisi var... ...Cumhuriyet Halk Partilisi var... ...herkes var. Allah aşkına. Bu hangi akıl tutulması? Bu akıl tutulması... Şimdi efendim bütçe şu bu. Bütçe dersi veririm onlara. Bunu yazanlara var ya bütçe dersi veririm. Akılları döner, başları döner. Onlara bütçe dersi veririm. Yani bana bütçe konusunda cevap yetiştirenler Türkiye'nin bütçelerine hale geldi ona baksınlar. Döviz artışı, enflasyon. Yani bugün 100 liralık bütçelerimiz 200 lira olduysa paramız artmadı. Gelirimiz artmadı. Enflasyonun yüzünden ya da maliyet artışla bakın burada yüklenici arkadaşlar var. Şu TBM ya da şurada yaptıkları işlerin ortalama artışları yüzde yetmiş, seksen, doksan. Yani yurt dışından TBM getiriyoruz diyor Çin'den ya da Almanya'dan. Bunlar euro, dolar ya da başka bir döviz cinsinden. Kim aldatıyorlar? Kim mi? Ne bütçesinden bahsediyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma izni yoksa niye borçlanmanın tarifinin altında olduğu bütçeyi 3 ay önce onayladılar. Niye o zaman çıkıp borçlanmanız yok demediler. Bakın ee, bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar. Bütçe ne biliyor musunuz? Dar gelirlinin cebindeki parayla gidip 3 ekmek yerine 5 ekmek için halk ekmek büfelerinin önünde kuyruğa girendir bütçenin özeti. Gitsin ona baksınlar. Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alır. Akıllarını başlarından alır. Onun için İşin özeti şudur. İşin özeti şudur. Ee, bir, bir, İstanbul'un, İstanbul'un Beylikdüzü, Sefaköy ve hatta İncirli. Sefaköy, İncirli hattını da arkadaşlarım verin biz analiz edelim bu hatta bütün bakalım diye yazılar yazmasına buna cevap bile yazmadı Sayın Ulaştırma Bakanı. Ben kendisini iki kez aradım telefonla. Makamına not bıraktım, acil bir konu var görüşmek istiyorum diye. Bir tanesi 5 ay önce, bir tanesi 3 ay önce. Yine bu konuyla ilgili. Dönüş yapmadı. Ben onu niye arıyorum biliyor musun? İsminden dolayı değil. İsminden olsa hiç aramam. Onu arıyorum çünkü Türkiye'nin Ulaştırma Bakanı. Onun için arıyorum. O da bana cevap vermek zorunda. Ben de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. 16 milyon insan onun aklını başından alır yoksa. O bakımdan biz ne yapmış olduk? Bak bir beylik düzeyi. Esenyurt, Avcılar, Küçükçekme halkının faydalanacağı e, metro hattının yol yürümesinde sıkıntıya uğramış olduk. Ne için? Bir imza. O bir tane imza. Kitap imzalamaya benzemez. Bu başka bir şey. 16 milyon insan etkileniyor. İkincisi, İstanbul'un 300 tane yeni metrobüs hattındaki otobüsle buluşmasını bir buçuk senedir engellemiş oldular. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde tiyatro mu oynadı Ak Partili meclis üyeleri oy birliğiyle el kaldırırken diye kendilerine sorsunlar. Bu makamlar gelir geçer. Parti aidetleri, şu bu hepsi bir kenara bakın. Esas olan millete hizmettir. Her yerde söylüyorum. Şu proje parti projesi değildir. Bu proje milletin ve devletin projesidir. Bugün Pelin Hanım hizmet ediyor. Yarın başkası hizmet edebilir. Dün başkası ediyor. Bugün ben belediye başkanıyım. Yarın başkası. Bugün birisi cumhurbaşkanı, yarın bir başkası. Bugün bilmem kim ulaştırma bakanı. Herkes yaptıklarıyla, diliyle, uygulamalarıyla, işiyle anılır. Birazcık erdemli davransınlar. Birazcık halka dair sorumluluklarını üzerlerine alsınlar. İnsanlar yarın belki haklarında güzel dualar ederler. Akıllarını başlarına devşirsinler. Zaten gidiyorlar bari güzel gitsinler. Bari güzel gitsin. Benim bu konuda diyeceğim bu. Evet. Hattı, e, metro hattı Adonis'in sıralaması için hepsi CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor. E, bu CHP oy verenlerin cezalandırılmak istendiği gibi bir imaj da oluşturuyor bazı kişilerin içerisinde. Sizin önceki belediye başkanının bir açıklaması vardı. Benim e, çok oy aldığımız içeri metro yatırımını yapacağız. Ne alakası var? Bakın biz bugün can siperhane finansmanını bulup yapmak istediğimiz neresi? Çekmeköy. Neresi Sancaktepe? Neresi Sultanbeyli? Sultanbeyli belki de benim partimin en az oy aldığı ilçelerden birisi. En az. E Çekmeköy ve Sancaktepe'yi yöneten belli. AK Partili belediyeler. Millet seçmiş. Görevinin başında keşke buraya gelselerdi. Gelemezler. İzin çıkarsa gelirler. Bazıları cesurca geliyor. Onları alkışlıyorum. Gelsinler. Çünkü o da seçilmiş. Benim başımın üstünde yeri var. Benim de öyle olmam gerektiği gibi. Bu böyledir yani. Halkın iradesini önde tutarsanız her şey çok güzel olur. Tutmazsanız güzel olduğunu zannedersiniz, küçülürsünüz. O bakımdan biz halka hizmet ediyoruz. Ben şu anda Çekmeköy'deyim, Sancaktepe'deyim, Sultanbeyli'deyim. Bak orada öğrenciler bana el sallıyor. Buradaki yan komşular hangi partinin olduğuna mı bakıyoruz Allah aşkına? Sevgimizi, gönlümüzü onlara emanet ediyoruz. Onlar bize saygılarını gösteriyorlar. Beraber iş yapıyoruz. Yarın kimin nerede olacağı belli değil. O bakımdan Hani tüm bu kavramlarla siyasi ayrım yaparak hizmet eden akıl projesine parti ismi veren akıl Türkiye'de asla bir işe yaramaz. Türkiye'de milletini, devletini yücelten, bakın devletini yücelten partisini değil, partiler hizmet için araçtır. Devletini ve milletini yücelten akıl geleceğe dair çok güzel izler ve işler yaratır. Bizim yürüdüğümüz yol budur. İstanbul'da hiçbir mahalleye, hiçbir sokağa, hiçbir caddeye, hiçbir ilçeye siyasi ayrımcılık gözüyle bakmadık, bakmayız, bakmayacağız. Bizim tavrımız bu. Sayın Tevfik iki yılda beşli... Kim? Tevfik Göksu, AK Parti Büyük Başkanı Esenler Belediye Başkanı, evet. evet. Yani belediyeyi boşlanamaz hale getirdiniz. İki yılda 43 milyardan 402 milyar liraya çıkardığını diyor. Yani bu durumda siz daha olsalardı Ben az önce az önce söyledim. söyledim. Ee, onun zihni bütçeyi yönetmeye, bütçeyi anlamaya yetmiyor. Onun zihni polemik üretmeye, yalan ifadeler üzerinden tez üretmeye yetiyor. Sadece siyaset yapıyor. Ee, umarım Esenler Belediye Başkanlığını yapmayı başarabilir. Ee, bu gidişle Esenler Belediye Başkanı bile kalamayacak işini yapsın bizimle dayanışma içinde olsun. Grup başkan vekili biz kendisine daha bir hafta önce bütçeyle ilgili sunum yaptık. O zaman çıksaydı bir gün sonra bir gün sonra açıklama yapsın. Bakın benim arkadaşlarım kendisine briefing verdiler. İETT özür dilerim, İSKİ bütçesi. Büyükşehir Belediyesi bütçesi. İSKİ'de 1 milyar 300 milyon liralık. Geçen yıl gerçekleşen elektrik masrafı şu anda bu yıl için 2 milyar 700 milyon lira. Bakın tekrar ediyorum. 1 milyar 300 milyon, 2 milyar 700 milyon. Ne borçlanmasından bahsediyor? Bütçenin ne anlama geldiğini biliyor mu? Bütçenin e, bu tür geçiş zamanlarında yani enflasyonun, gerçek enflasyonun %50'leri 60'lara yaşadığı bir ortamda yeni yılın bütçesini yaparken revize bakın ben, Kasım ayında bizim acilen revize bütçe ihtiyacımız olacak diye konuşmam var. Açın görün. Bak biz şu anda revize bütçe yapmak zorundayız. Mesle getirmek zorundayız. Şubat'ta konuşalım diye arkadaşlarıma cevap verdiler. Bu hafta yine konuşacağız kendisiyle. Davet ettim. Biz niçin revize bütçe konuşuyoruz iki ayda? Bu ülkenin ekonomisini yönetenler yüzünden. Benimle konuşmasın. Dönsün Ankara'da ekonomiyi yöneten bakanıyla konuşsun. Başka yetkililerle konuşsun. Bizi niye bu duruma düşürdünüz diye. Kendi bütçesi, kendi ilçesindeki bütçesi. Şu anda revize bütçe yapmak zorunda kalacak, göreceğiz. Alın Esenler'in 2021'de Ekim ayında kendi ilçesinde geçirdiği bütçeyi bir de bu yılın sonunda kaç liralık bir bütçeyle geçtiğini görün. Yani nasıl bittiğini görün. Diyeceksiniz ki ya Ekrem İmamoğlu bunu sana ayın kaçı bugün 19 18 Ocak'ta Sancaktepe'de söylemişti en az en az bakın en az 1.7 katı 1.8 katı bütçeyle bitirmek zorunda kalacak. Sebep kendi ülkelerinin ya yani ülkemizin kendi partileri tarafından e, ekonomiyi yöneten e, yetkilileri yüzünden. Onun için onlara hesap sorsun. Bizimle ilgisi yok. Borçlanma izni diye bir sorunumuz yok. Acaba sizin adaylık söz konusu mu acaba? Ben, ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Bakın ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Ben ist ben, ben gündemden düşürmeyenlerle konuşun. Benle ne alakası var? Benim İstanbul gündeminin dışında konuştuğum şöyle dönün bir seneye bir bakın. Sadece bir seneye bakın. İstanbul gündeminin dışında konuştuğum tek bir husus bulun. Getirin önüme koyun. Deyin ki Ekrem İmamoğlu ben duyuyorum efendim. İstanbul'la ilgilenmiyor. Benim işim gücüm İstanbul. Her gün İstanbul'un bir sokağındayım, bir mahallesindeyim, bir ilçesindeyim. Başka bir yere gittiğim yok. Eee Türkiye'de büyük bir ahlak sorunu yaşıyoruz. Yani mesela birilerini kavga ettirmek istiyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu kavga ettirmek istiyorlar. Kiminle olduğunu bilemem. Ben dünyada benim genel başkanımla en son kavga edecek kişiyim bak. Dünyada Cumhuriyet Halk Partisi'nde benden daha iyi Cumhuriyet Halk Partili yok bana göre. Bak bana göre. Çünkü en iyi partili ülkesine en iyi hizmet edendir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kültür gereği. Ben de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde en iyi hizmeti yapmaya çalışan birisi olduğum için işte ondan da en fazla gururlanacak kişi benim partimin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Dolayısıyla buna bir baba oğul ilişkisi gibi deyin, bir genel başkan İstanbul Belediye Başkanı ilişkisi deyin, geçmişten beri bir siyasi yol arkadaşı, yoldaş ilişkisi deyin ne derseniz deyin bizim huzurumuzu kaçıracak bizi kavga ettirecek Türkiye Cumhuriyeti'nde Allah'ın kulu yok. Biz parti olarak da ittifak olarak da siyaset üstü bütün ittifak grupları aynı şeyi düşündüğünü biliyorum. Siyaset üstü bir akılla Türkiye'nin ekonomisini yerle bir eden, Türkiye'deki insanlara ayrıştırma iklimini yaratan kim varsa onlardan bir an önce ülkeyi düze çıkarıp Türkiye'yi müreffeh bir seviyeye kavuşturma konusunda yemin etmiş siyasi kimlikleriz. Hiçbirimizin kişisel egosu, kişisel bekası söz konusu değildir. Koltuk sevdası söz konusu değildir. Bu yolculukta herkes gerekirse kapı kulu olmaya adaydır. Anlatabiliyor muyum? Böyle bakarız biz yolculuğumuza. Milli bir meseledir. Ülkemizin kurtuluş mücadelesidir. O bakımdan bunun içinde ekonomi kurtuluş vardır. Bunun içinde eğitimle ilgili, bunun içinde şehircilikle ilgili, yerel yönetimle ilgili. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Yani ülkemizde siyasi ayrımcılık yapmaksızın bütün belediyelere eşit bakan bir hükümet olduğu takdirde bu ülkenin her belediyesi başarılı olur. AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi hangisi olursa olsun. O bakımdan halkın iradesine saygı duyan, Akılcı, mantıklı, ülkesini düşünen, her ortamdan bir ayrımcılık cümlesi çıkartmayan, hep birlikte başaralım diyen bir akla hepimizin çok ihtiyacı var. Bak ben İstanbul'a ihtiyacım var diyorum. Onun için ben bu işi hangi duyguyla yaparlar? Nasıl bu psikolojiye bürünürler? Neymiş bu İstanbul ya? Ne kadar aşıkmışlar İstanbul'a ya? Haberimiz yok yani. Binlerce kilometre karesini mülk edinmişler haberimiz yok sanki 16 milyon insan bir avuç insandan mülkünü aldı. Ya böyle bir şey yok. Kıskançlık yapmasınlar. Ben onların da çoluklarına, çocuklarına, torunlarına hizmet ediyorum şu an İstanbul'da. Kıskançlık yapmasınlar. Onların da partililerine hizmet ediyorum İstanbul'da. Ve etmeye de devam edeceğim. Onların torunlarından, çocuklarından oy alacağım. Bugün o raporu imzalamayanların torunlarından, çocuklarından ben oy alacağım. Göreceksiniz. Bana daha çok itibar edecekler. Çünkü yanlış yaptıklarını görecekler ileride. O bakımdan o kötü yolculuktan, o kötü akıldan, kıskançlıktan sıyrılsınlar. Bu şehre hizmet etmek isteyen doğru yaptığımız her işe imza atsınlar, alkışlasınlar. Partiler gelir geçer. Diyeceğim bu kadar. Evet. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.